adam yani bunu da çekip atmazsınız dediğim anda öpüşmeye başlıyorlar. Dans ediyor. Evet, oh birbirlerine sana bakıyorlar. Şarkı hiç de üzülmem. Daha ağla sen daha. Hep etrafta arkadaşlarıma da dermiş ki Esin çok yalnız, çok üzülüyorum. Evde hep tek başına oturuyor. Onu yalnız bırakmayın falan diyormuş. İşte arkadaşlarına diyormuş ki bir ihtiyacı olursa yanında olun. Ama yani gece onu 10 kere arıyorum. Telefonu açmıyor. Yani başıma bir şey de gelmiş perde olabilir. Perde falan ister misin? Perdeleri verelim. Evet. Mendiller az dur bir bitirsin. Bekle perde Esin bitirsin bir Tuğba. Perde evet anca tutar gözü. Açmadı telefonu. Başına gerçekten bir şey gelmiş olabilir. Aynen öyle. Yanımdaki arkadaşım ona mesaj attı. Dedi ki olduğun yere geliyor. Çabuk ara. Anında telefon açtı. Kendi aradı. Yani uyumuyormuş aslında. Telefonuma cevap vermiyormuş sadece. İnkar etti. Tanımıyorum dedi. Bir şey yaşamadım dedi. Sonra videoyu gönderdim. Alelade bir şeydi. Yanımıza geldi dedi. Hatırlamıyorum. Yani biraz da alkollü. Böyle yani tanımıyorum. Birlikte olmadım. Sadece o kadar. Özel bir şey yaz yok. Öncesi gibi yok. Sonuna kadar inkar. Aynen. Öncesi yok. Sonrası evet yok. Aynen. Böyle şeyler söylüyor ama insan nasıl inanabilirsin ki yani öncesinin olmadığına? Yani nasıl ikna edebilir beni? Edemedi de açıkçası. Öncesi olsa ne olur? Olmasa ne olur? Sen görüntüye bakıyorsun. Ya ona göre biz dava sürecini başlattığımız için ona göre o anda biz boşandık resmi olarak yani düşünmüş ve hemen akabinde bunu ben bekar bir adamım rahatlığıyla yapmış. Onun açıklaması bu şekilde. Ve ben bunu da kabul etmiyorum bu arada. Neden yani, kabul etmiyorsun onu da söyle. Yani öncelikle resmiyette boşanmamışız. Kağıt yani üstünde kağıt duruyor. Üstünde biz hala evliyiz. Ayrıca kağıt üstünde bile boşanmış olsak hemen gidip nasıl ertesi gece biriyle tutkuyla şarkı söyleyerek, dans ederek, çevirerek onu böyle nasıl yapabilirsin ki? Bunu kabul edemiyorum yani. Bir sefer affetmek istiyorum. Bana ulaştı. Beni mahvettiler. Benim kariyerim bitti. İşte bunu paylaştın. Ben bittim artık. O kadar üzüldüm ki ve hani şey diye düşündüm. Hani onun için ne yapabilirim? Şimdi ben korkunç görünüyorum ya. Evet. Bak korkunç burada aslında. Evet. Böyle kibar Esin, kızlar söyle korkmuştu. Bakayım. Bak son dakika golü atmış. Dikkat edin o dediklerim de böyleydi. Kibardı. Şimdi hayatım sen kibar mısın yoksa akrep misali sokmayı mı seviyorsun insanlara? Yoksa dobra mısın? Nesin? Onu kendini tanıyor musun tam? Açıkla bakalım. Ağlamaman lazım yayında. Ama Tuğba şu an onun yaşadığı başka bir his var. Bir şok var. Yayınladığına şaşırma göre hayır. Yayınladığına çünkü göre öyle olmaz. Esin bir şey dikkatimi çekti. Dedin ki o videoyu izlediğimde tutkuyla dans ettiklerini, birbirlerine sarıldıklarını gördüm dedin. Sana sarıldığı gibi mi? Seninle dans ettiği gibi mi? Hayır, son zamanlarda değil. Bu seni ağlatan şey esas. Yani bana vermemiş olması beni ağlatmıyor. Bana gelip benimle ağlayıp beni hala sevdiğini, düşündüğünü, üzüldüğünü söyleyip arkasından bir başka bir kadın, ya bunu mesela gizli kapaklı yaşasaydı ve ben bunu sözel olarak duysaydım ve bunu onaylasaydı bu kadar benim için büyük bir problem olmazdı. Çünkü o enerjiyi ve çekimi gözümle görmemiş olurdum. Hani şey diye düşünürdüm, tamam hani ya biz yaşayamadığımız için bunu dışarıdaki alelade bir kadınla yaşamak tatmin olmak istedi diye düşünürdüm. Ama burada ben bu enerjiyi görüyorum. Hani oradaki çekimi, oradaki öpüşürkenki tutkuyu görüyorum, dansı görüyorum. Hani bunu nasıl yalan söyleyebiliyorsun hala bana kalkıp da? Hayal yok hani alelade bir şey değil. Bir adam sen ömür boyu yaşlanmak zorunda mı ya da sen bir adamla? Yani adam bıkmış ki senden sonrakiler de belki fazla kalamayacak. 200 senede bir kadın değiştirecek belki. Ne var? Olabilir. Ne var? Ben karakterli bir insan olduğum için böyle şeyleri takıyorum. Karakterli kadın yayınlamaz. Kocan mı o senin? Kocam benim. Kocanın sizin hiç kocanız oldu mu? Anlayabiliyor musunuz yayınlamazsın bu durumu? Yayınlamazsın. Geldiği zaman beynini patlatırsın ama yayınlamazsın. Ben şiddet taraftarı değilim. Beynini öyle beynini de patlatmam değil. Konuşarak patlatırsın. Korkutursun, her şeyi yaparsın. Şimdi bak.
Beyniniz zaten erkek gücü karşındaki olduğu için sataştığı zaman Allah korusun daha kötü şeyler olur. Erkekle fazla bir olunmaz. Biz kadınlar her zaman kaliteli bir duruşa sahip olmalıyız. Şimdi sen kocan bunu yaptı diye yayınlıyorsun ya, bu neye benziyor? Bir erkeğin karısını, soyadını verdiği halde çocuk da yaptıktan sonra onu videoya çekip bir adamla yayınlamasına benziyor. Bir erkeğe bu yakışır mı? Yakışmaz. Çünkü sen ona soyadını vermişsin. Alt alta da görsen onu sen kendi hanende paylaşabilirsin. Çünkü soyadını vermişsin. Sen de şimdi bu adamın soyadını almışsın. Çok kibar görünüyorsun, narin görünüyorsun. Sana yapılmasını istemediğin şeyi ona niye yapıyorsun? Aynı şey değil. Aldatsan, başka erkekle birlikte olup videoya çekip o adama seyrettirsen bu da çok güzel şey değil. Ama bunun karşılığı o. Bu adamın yaptığının karşılığı senin bu yaptığın değil. Tamam, senin başına gelirse sen o şekilde davranırsın. Yapmam. Bu benim başıma geldi. Kötüye kötülükle cevap verdiğin zaman kötü olursun. Ama senin bu yaptığın hani yapılanın aynısı değil. Sana yapılanın. Soyadını aldığın, ekmeğini yediğin bir adamın ekmeğiyle oynamışsın. Ekmeğini kendin yediğin biliyorsun. Derken yani beni tanımıyorsun. Nereden biliyorsun benim onu ekmeğini? Hiçbir şey paylaşmadınız mı? Bak ne oldu birden? Çok kibardı. Hiç ekmeğini yemeyen kadın oldu. Ama yani ama yan yana oturduğumuz için bulaştı biraz. Evet, ama yapıyorsun. Sen de bir insanda bulunuyorsun. O da boynuna eğilip başını sallayacak hali yok. Evlilik hayatım şeydir yani, karşılıklıdır. Yani müşterektir. İki günlüğüne komşunu alsan gene yani müşterek oluyor. Hanımefendi, siz hiç evlendiniz mi? 10 yıl evli kaldım. Basketbolcu neden bir eşim vardı. Neden eşiniz aldattı mı? Konuşarak ayrıldı. Tamam, iyi ki aldatılmamışsınız. Ekmeğini ben yediğim adamı istemem ben yani. Sizin bile aldatılmanızı istemem. Yok. Yani. Ekmeğini yediğim adamı ekmeğinden etmem. Başka türlü cezasını veririm. Sen de ekmeğini yediğin yerlerin bence ekmeğiyle oynama. Bak demin onları konuştuk. Ozan Güven, Ahmet Kural, bilmem ne. Bunları da böyle tuzağa düşürdü kızlar. Ben hep üzülüyorum kabiliyetli adamla. Tuzak demeyelim de buna. O da tuzak, o da tuzak. Dava hala devam ediyor o zaten. Erkekler böyle değil, kadınlar sinsi. Erkek zavallı en fazla sinirinden çak bir tane çakıyor. Ay ama erkekçi kadınlar mesleğini yediyor. Ben hiç yapamam biliyor musun? Bu kadar sinirli kadınımdır. Kimseyi mesleğine veremem. Sen tepkini böyle dile getiriyorsun. Esin böyle getiriyor tepkisini. Kimseyi ekmeğinden edemem kardeşim. Esin şu an bir şok yaşıyor. İki gözümü mor etse gene edemem. Uzaktan bence şişlerim. Bak adamı şişlerim. Niye şişliyorsun ama? Mesleğinden etmem abi. Adamın canını alıyorsun. Aynen farkı. Adamın canını alıyorsun. İki kişi arasında. Ama videoyu paylaşmıyorum canım. Şişliyorsun adamı. Canına öyle, zarar veriyorsun. Bak, ama, onu yapan, ama işine zarar vermem. Onu yapacağım. Çünkü o benim canıma zarar veriyor. Onu işime değil ki. Yapan, ben de onun canına zarar veriyorum. Delikanlı kadınlar, delikanlı erkekler adaletli savaşır. Adaletiniz olsun. Esin şimdi Bilal'den, adaletli savaşır. Bilal'den bir mesaj geldi. Bilal Hancı'dan. Çakısı olan bir adama silah çekilmez. Bilal Hancı'dan, silahı varsa silah çekersin. Tamam. Bilal Hancı'dan bir mesaj geldi. Reklam dönüşü, o mesajı canlı yayında okuyalım. Alo.